Merhaba. Bugün size kablosuz güç iletimi için E sınıfı yükselticiler kullanılarak bir sistem geliştirilmesi başlıklı çalışmamızı sunacağım. Bu çalışmayı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisliği Bölümü ve Tirsen Kardan firmasının katkılarıyla gerçekleştirdik. Konuyla ilgili kısa bir bilgilendirmenin ardından endüktif güç transferinden bahsedeceğim. Sonrasında klasiği yükselticilerin kablosuz güç nakli uygulamalarından söz edip deneysel çalışmalarımızın sonuçlarıyla sunumu tamamlayacağım. Kablosuz güç nakli bilindiği gibi elektrik enerjisinin herhangi bir fiziksel bağlantı olmaksızın bir kaynaktan bir yüke taşınmasıdır. Bu fikir ilk olarak Tesla tarafından ortaya atılmıştır ve şebeke elektriğinin kablosuz olarak iletmeyi önermiştir. Mesafeye göre uzak ve yakın mesafe uygulamaları olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Yakın mesafe uygulamaları endüktif ve kapasitif güç nakli iken uzak mesafe uygulamaları lazer ve mikrodalga yöntemleri olarak öne çıkmaktadır. Bizim konumuz olan yakın mesafe uygulamalarındaki ilk yöntem olan endüktif güç nakli, bobinler arasındaki endüktif eşleme ve ortaya çıkan manyetik alanı kullanırken, bir diğer yöntem olan kapasitif güç naklinde ise iki metal plak arasındaki kapasitif eşleme ve ortaya çıkan elektrik alan kullanılmaktadır. İncelediğimizde karşımıza çıkan çalışmalardan Yusop ve arkadaşları çalışmalarında klasik yükselticiler kullanarak kapasitif güç iletimi üzerine bir araştırma yapmışlardır. 0,25 mm mesafe için başarılı şekilde güç aktarımı gerçekleşmiş. Fakat mesafe arttığında verimler çok düşmüştür. Mesafeyi arttırmak için rezonans frekansını ayarlamaya yönelik ek devre tasarım geliştirmişler ve bundan başarılı sonuç almışlardır. Bir diğer çalışmada Chen ve arkadaşları ise endüktif metotla kablosuz güç iletimini 13,56 MHz'de gerçekleştirmişlerdir. Kullandıkları E sınıfı yükselticiyi bir GANFET ile oluşturmuşlar ve %73 verimle 25 watt gücü nakletmeyi başarmışlardır. Bir diğer çalışmada Cemal ve arkadaşları ise zayıf kuplajlı bir endüktif güç aktarım devresi üzerinde literatürde yer alan 4 farklı kompansasyon tekniğini kullanarak bunların verim üzerindeki etkisini izlemişlerdir. Bu çalışmada seri kompansasyon devrisiyle en iyi sonuçları almışlardır. Bizim çalışmamıza konu olan endüktif güç naklinde sistemin çalışma prensibi özetle şu şekilde ilerlemektedir. Sistem DC bir kaynaktan ve aynı zamanda darbe üretici olarak yüksek hızlı bir anahtarlama devresinden beslenmektedir. Bu sinyaller amplifikatörde zayıf bir alternatif sinyalden güçlü bir alternatif akıma çevrilmekte ve bu verici bobini uyarmak için kullanılmaktadır. Burada güç oluşan manyetik alan yardımıyla alıcı bobine aktarılmaktadır. Karşı tarafta bir doğrultucu ve regülatör üzerinden yük devresine beslenmektedir. Kablosuz güç naklinde önemli faktörlerden biri yüksek hızlı anahtarlama ve buna bağlı olarak kullanılacak MOSFET'lerdir. Bir diğer önemli bileşen ise empedans eşleştirme ağıdır. Kaynak ve yük empedanslarının reaktans kısımlarını kaybederek ortadan kaldırarak güç verimini arttırmak hedeflenmektedir. E sınıfı anahtarlama amfileri diğer güç amfilerine kıyasla daha yüksek verimliliğe sahiptir. Bunun nedeni ise eğer MOSFET ideal olarak kapatıp açılırsa MOSFET üzerinde oluşan akım ve voltaj darbe formlarında birbirinin üzerine geçiş olmamasıdır. Ve bu da MOSFET üzerinde güç tüketiminin olmadığını göstermektedir. Buna sıfır voltaj ve akımda anahtarlama denmektedir. Aşağıda da bizim kullandığımız dev eşemamız yer almaktadır. Yine burada da aynı şekilde yer alıyor. Burada gözüken devrede devre elemanlarının değerlerini belirlemek için verilen formüllerden faydalanılmıştır. Verici bobin değeri
L0 formülü ile verilmektedir. C0 değeri alıcı bobine göre rezonans frekans formülünden hesaplanmıştır. Bir diğer önemli bileşen olan şant kapasitörü de yine belirtilen formül ile belirlenerek deneylere geçilmiştir. Böylece devremizde bilinmeyen hiçbir komponent kalmamıştır. Bu çalışmamızda iki farklı deney ile ilgili verilerimizi paylaşıyoruz. İlk deneyde verici bobin 31.2 mikrohenri ve alıcı bobin 17.8 mikrohenri olarak bulunmuştur. Verilen formüllere göre hesaplanan ve kullanılan değerler ise soldaki tabloda verilmektedir. Ve kullanılan komponentlere göre görüldüğü gibi sistemin 2.55 MHz'de çalışması öngörülürken deneysi uygulamada 1.1-1.3 MHz aralığında iyi sonuçlar alınmıştır. Buna göre yapılan deneyde yük üzerinde 10 voltluk gerilim okunmuş ve toplam nakledilen güç 3.8 watt olarak gerçekleşmiştir. Giriş gücüne buradaki tabloda gördüğünüz gibi kıyasladığımızda verimimiz %78 olarak gerçekleşmiştir. İkinci deneyimizde ise alıcı bobin 27.8 mikrohenri olarak seçilmiştir. Yine 15 volt bir beslemede test gerçekleştirilmiştir. Tabloda bu değerler yer almaktadır. Bu deneyde ise 5.5 watt bir güç nakledilmiş. Yine giriş gücüne kıyasla da verimin %90'ın üzerinde olduğu görülmüştür. Sonuç olarak E sınıfı yükselticilerle gerçekleştirilen kablosuz güç aktarım deneylerinde 15 volt giriş voltajında 6 volt kara dalga ile anahtarlı durumu için %90 verim ile 5.5 watt güç transferi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sizleriniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz.